Hocam bir daha merhaba. Zaman ayırdığınız için İctimai Televizyon özel röportaj için teşekkür ederim size. Ve konumuz elbette ki Avrupa Şampiyonatı. İlk önce sormak istedik ki hazırlık hangi aşamada sizi gani eder mi? 30 kişilik bir kadromuz var, açıkladık onu. 18'inden itibaren, 18 Mayıs'tan itibaren kampı başlattık. Türkiye Ligi'nde ve Avrupa'daki ligleri biten oyuncularımızı kampa çağırdık. 23'ünde maçı biten oyuncularımız da bugünden itibaren takımla beraber buluşacaklar. Dolayısıyla oyuncularımızın herhangi bir sorunu yok şu anda. Sadece Ozan Kabak ve İrfan Can'ın bir hafif sakatlığı var Dorukhan'la beraber. Umarım çok ciddi olmaz. Bu kamp dönemi içerisinde bir altyapı oluşturmak istiyoruz. Hem ligin fiziksel ve zihinsel yorgunluğunu gidermek, hem de yeniden enerji depoları yaparak güçlü bir hale getirmek için takımı çalıştıracağız. Antalya'da kamp yerimiz çok güzel. Hem idman sahalarımız, hem hava koşulları, beslenme, dinlenme ortamımız çok iyi. Daha önce de burada kamp yapmıştık. Bir güzel ki kamp geçirmemizi düşünüyoruz. Hem bir dayanıklılık, güç idmanları yaparken aynı zamanda da rakiplerimiz olan İtalya, Galler, İsviçre'ye karşı taktik anlayışla ne yapabileceğimizi göreceğiz. Bu adada 3 tane hazırlık maçımız var. 2 tanesini Antalya'da yapacağız. Birini Alanya'da, birini Antalya'da. Alanya'da Azerbaycan'la oynayacağız hazırlık maçı. Geçen sene de öyle konuşmuştuk. Dolayısıyla bu iki maçı yaptıktan sonra Alanya ve Antalya'da, Almanya'da bir hazırlık maçı daha yapacağız. Ayın 10'unda, 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz. 11'inde de oradaki maçımızı oynayacağız. Bitince hemen akabinde maç sonrası Bakü'ye gideceğiz. Ve asıl bizim için kritik olan iki maç olan hem Galler hem de İsviçre maçını Bakü'de oynayacağız. İlk maçımız çok önemli. Açılış maçı. Evet. Güçlü bir rakiple oynuyoruz. Kazanmak bizi çok güçlü hale getirir. Kazansak da ikinci, üçüncü maç önemli olacak. Kaybetsek de ikinci, üçüncü maç olacak. Aslında bizim için final Bakü olacak. Yani dolayısıyla orada da geldiğimde de daha önce gördüğümde sıcak bir ambiyans var. Türkiye'deki hangi şehir olursa olsun oradaki sıcaklığı orada da gördük. Büyük bir destek bulacağımızı düşünüyoruz. Hem taraftar desteğiyle ne kadar imkanlar verilecek bilmiyorum, bunu bir daha göreceğiz. Ama biz de oyunumuzda onlara kendimizi sunacağız. İnşallah orada gruptan çıkmış olarak mutlu bir şekilde ayrılırız. Sizin takımınızda da, milli takımınızda birçok oyuncular güçlü komandalarda oynuyorlar ve bu sene, bu yılki takım bu açıdan daha da güçlü, farklı bir takım. Yani birçok futbolcularınız var ki hayatın ikinci gençliğini yaşayan futbolcularınız var. Böyle baktıkta siz şanslarınızı bu şampiyonun nereye kadar değerlendirirsiniz? Şimdi final tabii yani, ya final mi, nereye kadar gidebilir Türkiye milli takımı sizce? Şimdi şunu söyleyeyim. Oyuncularımızın başarılı olması bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor. Zaten takıma bir uyum sağladıktan sonra, ekip haline olduktan sonra bu milli takıma da olumlu yansıdı. Kendi oyundan da bir güven olarak olumlu yansıdı. Bunu kendi takımlar da gösteriyorlar. Son dönemde Lille'in şampiyonluğunda 3 tane oyuncumuzun çok büyük bir katkısı var. Hakan Çalhanoğlu yine kendi takımında ikinci oldular. Hatta bir dönem hep lider olarak gidiyordular Milan'da Hakan, evet. Çalhanoğlu. Dolayısıyla o da başarılı. Çağlar çok iyi gitti. Son iki maçta kaybettiler maçlarını. Eğer daha önceki maçları da ki oyunu devam ettirebilseydi ki Çağlar devamlı oynadı. Transfer olduktan sonra Okay yokuştu. West Bromwich Albion'da da o da hep devamlı oynadı. O da bizim için sevindirici. Burada baktığınızda İtalya Ligi'nde Kaan'la Mert Müldür Sassuolo'da zaman zaman oynadılar. Enes İspanya'da, yine Almanya'da Kenan, Umut Meraş yine Fransa'da. Yani birçok oyuncumuz böyle takımlarında iyi oyunlarla bir çizgiye geldiler. Merih mesela bir ara çok uzun süre oynadı ama daha sonra sakatlık geçirdi ve ondan sonra ona rakip olan oyuncular, yani İtalyan bir takımda olan Bonucci ve Cellini gibi oyuncular oynadı son maçlarda. Daha önce onlar oynamıyordular. Orada da birbirini tanıyorlar oyuncular. Yani rakibimiz olan İtalyan'ın oyuncuları bizim oyuncularla beraber aynı takımda oynuyorlar. Dolayısıyla birbirlerini tanıyorlar. Bizim takımlarımız da üst seviyede oynaması, rakiplerini tanıması, bizim de onlar seviyesinde olduğumuzu gösteren bir yapı. Ama tabii bizimkilerin daha az oynaması olan, az oynayan oyuncularımız da var.
Burada bütün bunları değerlendirerek bakarsak artık her şey geride kaldı. Ligde kimin ne yaptığı önemliydi. Oyuncularımızın başarılı başarısız olmaması artık önemli değil. Çünkü kendi kulüplerinde olan bir şeydi. Şimdi yepyeni bir dünya içerisinde her şeyi sıfırlayacağız. Sadece zihnimizi, motivasyonumuzu üst seviyede Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Ve izlediğimiz gibi ilk maç İtalya maçı. Orada tabii beklenti olarak sizin de az evvel sorduğunuz gibi işte final, çeyrek final, yarı final bunlar konuşuluyor. Ben o kadar hayalimiz o. Hepimiz, her takım bu yolun sonunda orası var. Bu şampiyona giren her takım bu şansı elinde elde ediyor başlarken. Ama devam ettirmek, başarılı olmak oynayacağınız oyunla orantılıdır. Biz de diyoruz ki ilk maçımız İtalya, ondan sonra Galler ve İsviçre ile gruptan çıkmak. Önce gruptan çıkmak, gruptan çıkmanın da ilk yolu İtalya ile başlayacak müsabakaların iyi neticelerle ve iyi oyunlarla bitmesi. Gruptan çıktığımızda işte 16, 8, çeyrek final, yarı final bunlar da inşallah olur. Bildiğiniz gibi Bakü Olimpiyat Stadında %50 kapasitede seyirci oyunu izleyecek. Bu da 35 bin kişi aşağı yukarı yaklaşık. Ve bu 35 bin seyirci belli ki büyük bir kısmı Türkiye milli takımından yana destekleyen. Onlara fikriniz nedir? Genellikle Bakü Stadı hakkında bir bildikleriniz var mı? Şimdi tabii yani baktığınızda stadyum çok güzel. Ben geldim, stadı da gezdim. Çok güzel. Neftçinin sahası da benim. Kutu gibi bir sahası var. Zemini güzeldi. Orada idman yapacağız. Orayı da gördük. Ama özellikle olimpiyat stadı çok güzeldi. Yani ambiyansı. Keşke dolu olsaydı. Çok daha iyi olacaktı. Ama 35 bin kişi arasında da 2-3 bin kişi olsa bile diğer takım, işte Galler veya İsviçre'nin diğer takımların olsa bile ben diğer taraftarların onu bastıracağını, bizim oyunumuza çok katkı yapacağını düşünüyorum. Beklentim odur. Yani Azerbaycan'da hem Türk ve Azerbaycan taraftarlarının bizim de gelirse, oradaki de ev sahibi olduğu için seyircinin fazla olacağını düşünüyorum. Olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü bizim ikinci maçımız şöyle bir zorluğu var. Biz Roma'dan geleceğiz. Galler kendi sahasında, yani orada Azerbaycan'da ilk maçı İsviçre'ye yapacak. Biz oynayıp Roma'dan oraya geleceğiz. Dolayısıyla ilk maçtaki o motivasyon oyun tempomuzda çok büyük katkı yapacağını düşünüyorum. Hatta son maçta da yine İsviçre'ye karşı da aynı taraftar heyecanını ve coşkusunu bekliyorum. Ama bizim de oyunumuz önemli. Çünkü onları coşturabilmek, bizim de gurur duyması ve desteğini alabilmek için de bizim de iyi oynamamız gerekiyor. İnşallah biz iyi oynayacağız. Onlar da bize destek olacaklar. Bunu bekliyorum orada. Azerbaycan milli takımıyla Mayıs'ın 27'sinde karşılaşacaksınız. Oyununuz var. Azerbaycan milli takımının hakkında ne düşünüyorsunuz? Tanıdığınız oyuncular var mı? Yeni takımlar o kadar yok. Mesela daha önce geldim oraya ama mesela bizim eskiden bizim dönemimizde Türkiye'ye gelen oyuncuları vardı. Reşat Dumlu'dan bir tanesiydi. Şimdi baktığınızda çok bizden de gelen oyuncular oldu. Mesela en son genç bir takıma gitmişti. Emre diye bir oyuncu vardı Başakşehir'de. Ama yani yeni oyuncuları çok tanımıyorum. Galiba Karabağ oyuncu, Hüseyinov mu ne bir tane oyuncu vardı, stoper vardı. Onu hatta düşünüyorduk. Ben Bursa'dayken de düşünüyordum onu. Ama son durumunu bilmiyorum. Yani son genelde kendi liglerinde olduğu için öyle baktığınız zaman bir yarışma var orada, onu takip ediyorum. Genelde Karabağ'ı başarılı buldum son dönemlerde. Hem gruplarda da başarılı oldu Avrupa Kupalarında. Ligde de başarılı ama bu sene zannediyorum Neftçi herhalde ön tarafa geçti. Başarılı oldu, bitti ligde herhalde bildiğim kadarıyla. Bitmişse tebrik ediyorum yani, o da büyük bir başarı. Çünkü Karabağ çok büyük işler yapıyordu. Hocam ve sonunda sizden Azerbaycan'da sizi bekleyen milyonlarla Türkiye futbolunun aşığına, sizin fanatlara bir mesajınızı almak isterdim. Şimdi tabii öncelikle yani bütün futbol severlere 2021 Avrupa Şampiyonası diyelim. Aslında 2020 Avrupa Şampiyonası ama bunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Azerbaycan'da böyle bir şampiyona olduğu için de ben de mutluyum. Çünkü bize de denk geldi. Yani diğer takımlar için bu söylenmeyebilir ama biz rahatlıkla söyleyelim. Yani gideceksek bir başka ülkeye, gideceğimiz birinci ülke, kendi vatanımız da sayabileceğimiz bir Azerbaycan olur Türkiye'den sonra. Yani o yüzden şanslıyız. Bunu bir aile havasında birbirimize sahip çıkarak Azerbaycan adına yarışıyormuş gibi bize de sahip çıksınlar, destek olsunlar. Biz de onlara
layık olalım. Bu sportif birlikteliğimizin her alanda olduğunu biliyorum. Yani siyasi, ekonomik, insan, sosyal ilişkilerde de olduğunu düşünüyorum. Evet. Futbolda yaptıklarımızla da bunu yakınlaştırmak istiyoruz. İnşallah öyle olacaktır. Hep beraber tek millet, iki devlet şeklinde bir hayat devam ettirelim. Herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Zaten burada aile ortamı var. Takım arkadaşlarımız, hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Hocamız da bize destek oluyor. Şu an takımın tam kadrosu da Avrupa'daki oyuncularımız gelmedi. Burada Türkiye'de oynayan oyuncularımızla birlikte antrenman yapıyoruz. Şu an her şey yolunda gidiyor. Bu şampiyonatta farklı rakipleriniz var. Yani hem dünyanın güçlü takımları da var. Hem biraz aşağı belediyeki rating olanlar da var. Genel olarak nasıl değerlendiniz? Şanslarınız ne kadar? Ya bizim takımımız gerçekten çok iyi bir takım. Yani çok genç olmamıza rağmen çok tecrübeli oyuncularımız da var. Hepsi Avrupa'da oynuyor. Burada Türkiye'de oynayan oyuncularımız iyi takımlarda oynuyorlar. İyi oyuncularımız var. İyi bir takım oluşturduk. Yani bu takımın bence çok böyle çeyrek final, yarı final nereye gidebiliyorsak gidebileceğimizi düşünüyorum. Nereye kadar gidebileceksiniz sizce? Bence neden olmasın, finale kadar gidebiliriz yani. İnşallah. Bakü'de iki oyunuz olacak. Ve bildiğiniz gibi statlarda %50 kapasitede seyirciler oyunda iştirak edecek, bırakılacaklar izlemek için. Bakü'de belli ki herkes Türkiye milli takımından yana. Evet. Bu konuda düşüncelerinizi almak isterdik. Ya bu da bizim için büyük bir avantaj. Bakü zaten bizim ikinci evimiz. Orada bizi destekleyeceklerini biliyoruz. Bakülülerin. Hem de Türkiye'den gelen insanlar olabilir. Orada evimizde gibi hissedeceğiz. Bu da bizim için bir avantaj. O zaman Bakü'de, Azerbaycan'da sizi destekleyecek insanlar için, Azerbaycanlılar için bir mesajınızı almak isterdiniz. Bir sloganı söylemenizi isterdik. Tek millet, iki devlet. 16'sında geliyoruz. Bizi bekleyin.